Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mektubat 340. 8. mesele. Çok güzel bir yer. 27. sözün içtihada mani esbabın 5. sebebinin 3. noktasının 3. misalinin haşiyesidir. Mühim bir sual. Konuştuğumuz mevzu gibidir yani. Ama konuştuğumuz mevzu çok da ilginçtir. Belki de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin İmam-ı Rabbani yapan bana göre o Adem tespitidir. Adem mutlak değil ama. Adem alakalı. Şimdi burası çok acayip. Mühim bir sual. Bazı ehli tahkik derler ki elfaz-ı Kur'aniye, Kur'an'ın lafızları ve zikriye ve sair tesbihlerin her biri mutadid cihetlerle insanın letaif-i manevisini tenvir eder, manevi gıda verir. Anlıyorsunuz değil mi? Soru devam ediyor. Manaları bilinmezse, mesela elhamdülillahi rabbil alemin, meali başka, manası bilinmezse, yalnız lafız ifade etmiyor, kafi gelmiyor diye soru devam ediyor. Lafız bir libastır, değiştirilse, her taife kendi lisanı ile o manalara elfaz giydirse, daha nafi olmaz mı? Anladık mı abisi? Bir daha söyleyeyim. Ehli tahkik derler ki elfaz-ı Kur'aniye ve zikriye ve sair tesbihlerin Kur'an'ın ve Kur'an'ın Kur'an gibi hadislerdeki tesbihlerin Subhanallah, Elhamdülillah, Allah'ın her birinin mutadid cihetlerle insanın letaif-i maneviyesini temir eder, manevi gıda verir. Yani İnsana gıda veriyor. Her cihette latifelerine gıda veriyor. Manaları bilinmese, meali değil, içerisi bilinmese, yalnız lafız ifade etmiyor, kafi gelmiyor, soru soruyor. Öyle mi yani? Yani sifonu ifade etmek, elhamdülillah Rabbil Alemin, içini bilmesek bu söz bize faydası olur. Lafız bir libastır diyor. Soru devam ediyor. Lafız bir libastır, gömlek gibidir. Değiştirse hasen değişmez. Değiştirilse, lafız bir libastır, değiştirilse her taife kendi lisanıyla o manalara elfaz giydirse daha nafi olmaz mı? Yani Arnavutlar, Ruslar, Fransızlar, İngilizler vesaire o manaya bir kalıp giydirse daha faydalı olmaz. Yani kalıp kendisine uygun o toplumsal şeye göre elhamdülillah rabbil alemin diye telaffuz etmese de çan çun çan çun çun çin çun çun bir dese. Yani o memleket o. Daha iyi olmaz mı? Çok ilginçtir ama. Bu yer yani. El cevap Elfaz-ı Kur'aniye, Kur'an'ın lafızları ve tesbihat-ı nebeviyenin, Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı ve önerdiği tesbihlerin lafızları camit libas değil, cesedin hayatlar cildi gibidir. Belki moruru zamanla cilt olmuştur. Libas değiştirilir fakat cilt değilse vücuda zarardır. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber gelecek de veya Subhanallah veya Elhamdülillah Rabbil Alemin mesela Kulu Allah et vesaire. Kur'an'ın bu lafızları manasına o kadar imtizaç etmiş ki mana sirayet ettiği için lafız mana olmuş, mana lafız olmuş. Yani bir libas gibi değil. Onun için olmuyor.
Birbirine kaynamış. Kaynamış. Çünkü bir mana, bir his, bir latife, bir halet kullandığı elbise neyse ona uygun olmalı. Abi şöyle şey diyor bir yerde de, mesleği de zannedersem. Hani Yasin suresi diyor, Yasin'e benziyor diyor. Yasin suresine benziyor diyor. Evet. Bir Yasin'de yazıldığı gibi. He mesela... O gibi mi yani? Gibi Yasin lafzında, Yasin'in içine komple Yasin yazıldığı gibi. Evet. Mesela sirayete kullanıyorum bunu, misal veriyorum. Şimdi Cumhuriyet tarihinde yapılan camileri gidin, hissettiğiniz haletle ecdadın yaptığı camilere gidin, halet farklıdır. Ne yapmış ecdat? Ruhunu maddeye yansıtabilmiş. Bu asır insanı da ruhunu yansıtmış. Ruhsuz bir cami. Taşa aynı. Ama içi farklı. Sirayet etmiş. Koku silmiş. Şimdi niçin anlatacağım? O caminin taşlarını kaldırın, yeni taş koyun. O havayı göremezsiniz. O havayı göremezsiniz. Bir misal vereyim yeni yaşadığım bir başımdan hadise. 1990'da Zeytinburnu'nun 4. katına taşınmıştım. Yani Fındıkzade'den. 2014'e kadar Zeytinburnu'nun aynı odada kaldım. 1990, 2014. Ne yaptın? 24 sene. Aynı odada, aynı yerde yaptım. Gelen giden dostlarım hep orada ağırladım. Kur'an hep orada okudum. Yani bütün ömrüm orada geçti diyelim yani. Diyelim ki bir miktar ömrüm. 24 senesi. Altıya taşıdılar. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Her gelen dostum diyor ki, abi be, o ufak yerim var ya, büyük bir yer. Abi hiç burası sana uygun değil. Niye? Abi burası, o lezzet yok diyor ya. Olur zamanla. Abi ne demek o? Çünkü Kur'an okuya okuya artık oraya her tarafa sirayet etmiş. Kur'an okundu, hadis okundu, risale okundu, sohbet edildi, telefonla konuştum, geldi, misafir kabul ettim. Her taraf sirayet etmiş. Niye bu misali çoğaltıyorum? Hırka-i Şerif mesela peygamberin. İşte mana, o lafzı kullana, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, mana sirayet etmiş. Onun için Kur'an'ın kullandığı şu anda lafız libas gibi değil. Bu gömleği değiştirsem siyah giyebilir ama Hasan değişmez. İşte ne diyor? Elfaz-ı Kur'an'ı ve Tesbihat-ı Nebiyye'nin lafızları camit libas değil. Bu camittir. Ben giymişim. Ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin camit değil o. Kur'an'ın manasına giydirildiğine göre dışı içine, içi dışına sirayet etmiş. Camit değil. Canlı. Yani Elhamdülillah Rabbil Alemin şeyi kastetmiyorum. Mesela diyelim ki bak şu ayet. Emma bi nimeti Rabbike ferdiz. Rabbinin nimetini şükür için tadat et. Bu değil elfaz. Bu mahluktur, camittir bu. Vav. Mürekkeptir, semur. Bu kastedilmiyor. Oradan okuyunca ağızdan çıkan. Ağzından mesela diyelim ki ruhumdan çıkan ruhsuz olur mu? Mesela suya girdim, ıslanmıyorum. Böyle bir şey olmaz. Şimdi içeriye giren her şey canlanmıyor mu? Şimdi düşün ki hayatın içine girmiş hayatsız bir şey. Aklımın içinde olan akılsız bir şey. Yani o seviyede o sirayet ediyor. Yani ruha giren ruhlanır. Hayata giren hayatlanır. Dolayısıyla mesela buz düşün. Buz ama sudur. H2O'dur. İşte Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bensiz düşünemezsin bunu. Bensiz zaten düşünen. Elhamdülillahi Rabbil Alemin düşünmezsin.
Yani ifadesini düşün bensiz. Nasıl ifade olacak? Ha, elhamdülillahi rabbil alemin. Lafzı bu libas olmuş. Manaya alem olmuş, unvan olmuş. Mana sirayet etmiş. Ama elfaz bu değil yani, bu yazı değil. Elfaz bu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ses de değil işte. Şöyle diyeyim. Ses başka bir şeydir. Sesi çok güzel. Manası çok güzel değil. Bak şimdi biraz değiştireyim. Ben konuşurken, ders anlatırken mimik hareketlerim var, el hareketim var, takkem var, beşerim var. Benim tipim var, yaşım var. Size karşı bir duruşum var, mazi var değil mi benim size karşı? Yani Hasan kardeşiniz, bir anlayışınız var, ona göre teslimiyette kabul ediyorsunuz, sorgulamıyorsunuz. Benim bir sizinle bir mazim var. Mazim. Bir şu anda görüntüm var. Mimiklerim var. Bir de yaşım var. Bir de bunun sahipliliği var. Bu hepsinin saymış olduğumuz, daha sayacağım her şeye uslup denilir. Yani rubayı dişime vuruyorum. Pertek yapıyorum. Yani ses tonum, manaya göre vurgulamam. Bunların komplesinin hepsine uslup denilir. Tamam mı? Sen benim, siz benim ilk önce uslubuma muhatapsınız. Sonra ben onun içine sesi koyuyorum. Uslubun içine. Uslubun içine sesi koyuyorum. Sesin içine kelamı koyuyorum. Kelamın içerisine dimağımı koydum. Dimağın içine vicdanımı koydum. Vicdanımın içine kalbi koydum. Kalbin içine ruhu koydum. Ruhun içine ene'yi koydum. Ene, ben. Ondan sonra size gönderip ekiyorum size. Sizin ruh tarlanıza, tarladır ruhu, ekiyorum. O zaman benim ruhumdan çıktığı için ruhullah'tır. İsa'dır aslında. Her bir peygamberin simgeselliği benim ya. İsa benim, Musa benim, Muhammed benim, İbrahim benim, Şit benim. Tamam. Ne demek o? Onun hakikat, onda var olan İsa yapan, peygamber yapan azami derecede hangi esma vardı? Kadir'di. Değil mi? Kadir'di. Kadir esması. Yani hangi peygambere hangi esma galip ise o esma bende yok mu? O esma bende var. Dolayısıyla her kelamımın içerisine o esmanın bir miktar koyuyor. Şimdi ben ruh tarlanıza bunu ekiyorum. Ruhunuz diriliyor. Ölü ruh diriliyor. O zaman ben meyrem oluyorum. Gönderdiklerim İsa oluyor. İsa ruhullah. Diriliyoruz. Olacak ya, böyle manay üslup deniliyor. Manay üslup. Evet, manay üslup. Evet Selahattin abi. Biz zannediyoruz ki sese muhatabız. Yani ilk önce üslubumu görüyorsunuz. O adam oturdu falan. Oturuşuna bak. Yani mesela ta şeye kadar. Mesela ben bir adam derse otursun. Derse otursun. Saham. Daha hiç konuşmasın. Oturuşuna, kitap açılışına, bu iş konuşacağı mevzunun uzmanıdır mı değil midir? Biliyor mu bilmiyor. %90 anlarım inan. Daha hiç konuşmasın. Oturuşuna, kitap açılışından, rahatlığından, kendini kasmasından, mimiklerinden, bakışından, böyle yaparken ellerinin açılışına böyle. Gayet rahat mıdır? Bu düşündükçe buraya arıyor gibi ama mimikler hep benimle konuşuyor. Böyle yapan, böyle yapan, böyle yapan, böyle yapan, böyle yapan. Benim için %50 ayandır. Niçin böyle yapıyor? Nasıl dinliyor belli ya. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Yani korkmayın, ben anlamıyorum. Ben. Öyle dedim yani. Nasıl durulmasın? Yani şeyi anlatmak istiyorum. Uslup. Kişinin diyor rütbesidir uslubu beyanı. Rütbesidir yani. Adam ne rütbede olduğunu, hangi makamda olduğu uslubu beyanıyla bellidir. Mesela böyle mi konuşuyor? Tehdit işaretleriyle mi konuşuyor? Böyle saldırgan bir tiptir bu. Yani daha çok öğretmenler konuşur böyle. Karşıyı değiştirme. Ya değiştiniz ya değiştiniz. Böyle. Parmak böyle. Tehdit işaretidir mesela bu.
Mesela böyle konuşanlar çok daha Safiullah'tır. Adem Safiullah'tır. Güvenilir mesela böyle. Böyle elinle mesela konuşulma. Üstüne gösterilmez böyle. Arkadaşlar falan değil. İtiyorsun böyle. Evet tabii ya. Tabii ki beraber olacağız. Tabii ki beraber olacağız arkadaşlar. Sözüme bak. Kelamım, hareketim itiyor seni. Tabii ki beraber olacağız arkadaşlar. Tabii ki beraber olacağız. Şuraya bak. Onun için vurgulamak acayip değiştiriyor. Mesela ondandır met harflerini yapmak. Neyse. Usluptur. Uslup, yani adamın oturuşuna, kalkıyor, her şey vurgulaması vesaire. Tamam dedik. Onun içine sesi koyuyorum. Abi nasıl koyuyor? Odunun içerisine nur koymadık mı? Duman yok mu? Odun. Odun. Hey odun. Peki bu odun içi demiyorum. İçi olsa içi dışı ayrı olur. Bardağın içine su var. Bardak ayrı, su ayrı. Odunun içi diyemem. Odunda nur var. İçi demiyorum. Çünkü her yerinde nur var. Duman var. Yok mu? Isı yok mu? Işık yok mu? Ultraviyole ışınları yok. Dalga boyları yok mu? Var. Neresindeyse benim uslubumda da ben oradayım. Odunu ben gibi düşün. Odun benim. Odunun içerisindekiler ise o mertebeler benim mertebelerimdir. İşte uslub bu. Onun içerisine odun, odunda nur nasıl konmuşsa uslubunun içerisine sesi konmuş. Sesimin içerisine kelam konmuş. Elfaz. Biz zannediyoruz ki elhamdülillahi rabbil alemin o sestir. Elfaz değil daha o. Ses o. Sonra onun içerisinde elfaz konuluyor. Lafızlar konuluyor. Onun içerisine dima, çünkü aklı olmayanın dini yoktur diyor hadiste. İlk dine muhatap olan Kur'an'a akıldır. Aklı meretepleri konmuş. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, intizam, itikad. İçerisinde acayip. Kondu. Onun içerisinde de vicdan konuluyor. Daha içerisine bir kalbi koyuyor. Ana krokileri söylüyorum. Detayları değil. 18 bin alem ya. Ondan sonra ruh koyuyorsun. İfadeli. Yani bu Kur'an'ın lafzında bu mertebeler var işte. Çünkü okunduğu zaman, söylendiği zaman o taraflarını inşa ediyor. Nereden gelmişse senin oranı inşa ediyor. Ondandır ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dinde sebaptır. Cinli hastalara şifadır. Aklı mütefekir olan müfessirlere, alimlere rehberdir. Kalbe gıdadır. Kabirde nur gıdadır. Haşir meydanda senet ve berraktır. Sırat köprüsünde buraktır. Cennette hakikattır. Cennetin alemde de rüyetullah'a vesiledir. Aynı şey ama. İçinde bunlar hep var. Ama ana korku. Berzahta neler var? Artık düşün onun için. Onun için antika bir ders dedim. Hani Adem konuştuk ya. Adem'i kullanalım. Mesela halının içinde Adem var dedim. Şunun içinde Adem var. Ne demek Adem var? Eğer bunun içerisine Adem'i kaldırırsanız bunun güzelliği mutlak olur. Sonsuz olur. Bu o zaman tanrılaşır. Allah demeyeceğim de. Bunun için Adem'i kaldırırsanız bu tanrılaşır. Onun için Allah'ın dışında her mertebede, arş-ı azamda, cennette, arşta, kürste Adem var. Çünkü mertebelendirmiş. Adem-i mutlak yoktur. Adem-i mutlak oldu mu ilmi muhita nihayet veriyorsun. İşte burada bunu mertebelendirdin. Sonsuz güzel değil. Niye sonsuz güzel değil? Çünkü içinde Adem var. Adem bunu mertebelendirmiş. Mesela soğuk kaldırın kainattan, sıcağın derecesi yoktur. Onun için soğuk Adem'dir, karanlık da Adem'dir. Sıcaklık vücuttur, aydınlık da vuculttur. Vücut da şu, vücutsa kaynağı var. Mesela sıcağın ve ışığın kaynağı var, güneş. Soğuğun ve karanlığın kaynağı yoktur. Karanlığın kaynağını söyle bana. Mesela gündüz var. Ne var ne demektir o zaman? Işık, güneş var demektir. Peki karanlık var. Ya karanlık yayan bir güneş var mı?
Yok. Güneş ama yok deriz. Güneş yok deriz, ona muhtaçız. Ama gündüz varsa güneş var deriz. Karanlık olmadığı için güneş var demiyoruz. İhtiyacımız yok. Adem'i anlatmak için vücuda ihtiyaç vardır. Vücudu anlatmak için Adem'e ihtiyaç yoktur. Onun için Allah'ı inkar etmek için Allah lazım. Ama Allah'a ispat etmek için yokluğu gerekmiyor. Mesela Allah'ı inkar etmen için ilk önce Allah'ı kullanacaksın. Allah yoktur demen lazım. Allah yoktur diyebilmen için Allah demen lazım. Var olması lazım. Anlıyor musun? İnkar etmek için bir şey kullanıyor. Varlık mesela. Şunları yapan yoktur. Şunları diyorsun. Çünkü Adem'in ispatı yoktur. Olmaz. Neyi kullanacaksın? Adem'i ispat etmek için varlığı kullanma. Varlığı kullanma da Adem'i ispat et. Yokluğu ispat et. Mümkün. Zaten kim konuşacak ki? Konuşan da zaten yok oldu. Ama varlığı ispat etmek için varın kendisi yetiyor. Varı ispat etmek için bir şey ispat gerekmiyor. Kendisi vardır zaten. İspat kendisidir. Bu külliyatta herhalde Hindistan cevizi misali veriyor işte. Evet. İspat etmek için bir Hindistan cevizi gösterir diyor. O yeter diyor. O yetiyor. Ama olmadığını ispat etmek için diyor. Yer altında bile kazman gerek geliyor. Olmadığına. Mesela Hindistan cevizi ne kadar büyüktür? Şu kadar. Adam bir tanesi dese ki Hindistan cevizi var. Ötekisi dese ki yok. Yokluğunu ispat etmek için bu kadar büyük, yani Hindistan cevizi yer kadar bırakmayacak şartıyla bütün dünyayı dolaşacaksın. Bak burada da yok. Burada da yok. Bak burada da, burada, burada. Burada da, burada, 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 burada da. Yani Hindistan cevizi sığabilecek kadar bir delik bırakmayacaksın. Gördün mü? Bir de belki geçmişte vardı. Geçmişte vardı. Nesli tükendi. Geçmişe de geleceksin. Peki gelecekte çıkacak. Geçmişe ve geleceğe Hindistan cevizi bırakmayacak kadar büyüklükte bir delik dolaşacak. İşte yokluğu ispat etmek bu kadar zordur, imkansızdır. Ama vardır Hindistan cevizi, bir alametini göstersen ki Hindistan cevizinin pudrası, bir kabuğu, bir parçası. Bir göster, aha bu işte. İspat etmek bir alametini gördün mü tamam. Mesela ahiret yoktur. Bütün yedi katsemaya dolaşman lazım. Gelecekte olacak peki? Geleceğe geçmen lazım. Ama ispat etmek için çok kolay. Fıtratımda gösteriyorum. Ahirette mesela surur, neşe, saadet var bende. Bir kaynaktan gelmiş. Bende sıcaklık varsa ya güneştir ya soba yanıyor. Veya tatlı yemişim yanıyor. Bir şeyin dişe vuruşu. Ha? Yani ahiretin bir alametini gösterse getiriyor. Mesela ben beka istiyorum. Görmediğim halde niye isteyeyim ki? Demek oradan gelmiş. Yani varlığın alametidir varlık. Varlık kişiliğin alameti olamaz. Şimdi burada Elfaz-ı Kur'aniye ne olur bu yazı değil. Bu mürekkep. Elfaz-ı Kur'aniye Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sende ne oldu işte şimdi? Elfazdır o. Ve Tesbihat-ı Nebeviye'nin lafızları camit libas değil. Yani böyle değil. Bak bu camit. Bu camit değil bak. Bu da libas. Bu da elbise. Ama Hasan'la imtizaç etti. Mesela bak ben gömleği çıkartıyorum. Koyayım. Bu gömleği ben giydim diye benim karakterimi anlar mısınız? Yaşımı, ruhsal yapımı, içki içip içmediğimi, namaz kılıp kılmadığımı gömleğe bakarak anlar mısınız? Anlamaz. Bu da libastır. Bu da elbisedir. Ama simadan yaşımı anlarsın. Ruhsal yapımı anlarsın. Edepsiz olup olmadığımı anlarsın. Namaz kılıp kılmadığımı anlarsın. Bu da libastır. Bak bu da libastır. Bu da libastır. Bu da libastır. Ne acayip değil mi? Ne acayip misal. Diyor ki Elfaz-ı Kur'an'ı ve Tesbihat-ı Nebeviye'nin lafızları camit libas değil. Hayattan cilt gibidir. Bunun gibidir. Cilt. Belki mururu zamanla cilt olmuştur. Yani bu mururu zamanla, zaman geçerek aynı beni tanımlıyor. Kimlik olmuş. Elsinetüküm ve elvanikum. Lisanları ve sesleri. Suretleri. Simahum fi vucuhihim min etheri sucud. Simalarından bellidir bu adamın kim olduğu. Secde ediyor mu etmiyor mu ne vesaire. Nereye secde ediyor bellidir. Niye? Ruhum bedene o kadar istirahat etmiş ki. Yani gücü nispetinde, ihlası nispetinde değiştirmiş.
benim ruhum cesedimi kendisine benzettiği gibi ki kimliği olmuş. Ecdat'ta camideki taşları değiştirmiş. O zaman düşüncelerle bedeni de değiştirebiliyorsunuz. İşte cilt gibi değil, cilt, canlı bir cilt olmuş. Belki mururu zamanla cilt olmuştur. Libas değiştirilir. Libas bu. Libas değiştirilir. Fakat cilt değişse vücuda zarardı. Bunu değiştir. Bunu değiştir hadi benim. Ne yapman lazım? Soyman lazım. Bunu çıkartabilirsin. Ama benim şu eti, derimi, bu da cilttir. Bu da libas, bu da libas, bu da libastır. Beden de libastır. Ruha giydirilmiş. E şimdi soy bakalım, öldürürsün. Belki namazda ve ezan, fakat cilt değilse zarardır. Belki namazda ve ezanda, bak namazda, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ezanda, Allahu Ekber, Allahu Ekber, namazda ve ezanda gibi elfaz-ı mübarekeler, yani bu lafızlar, manayı örfilerine alem ve nam olmuşlar. İki tane mana var ilmi şeyde, hukukta kullanılır. Örfi mana, şer'i mana denilir. Mesela şey yapayım. Diyelim ki kumru yemek şer'i de şer'an caizdir. Güvercin ya. Şer'an caizdir. Ama İmam Azam diyor ki örf de alem olmuş. Uğursuzluğa nispet edilmiş. Onun için yememek evlattır. At eti şer'an caizdir. Eşek eti değil. Fakat örfte at mübarek kabul edilmiş, cihata vesile kabul edilmiş, cihadın simgeselliği olduğundan yemek tahrim etmek ruhtur. Yani tesettürde de öyle. Bak bir de okuyayım burayı. Belki namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler, lafızlar, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, bunlar manay örfilerine alem ve nam olmuşlar. Yani içerisiyle bütünleşmişler. Yani itikadımız donmuş, Allahu Ekber olmuş. O alem olmuş artık. Mana lafza dönmüş. Alem ve isim ise değiştirilmez. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti çok defa tetkik ettim. Gördüm ki o alet hakikattır. O alet şudur ki. Şimdi ben halet üzerine çok durdum. Ömrümde yeni tespit ettiğim bir şey. Ama bunu konuşan ben, halet diye hiç ben bile lugata bakmazdık. Kader içinde öyle diyor. Hali ve vicdanedir. Haleti kim lugata baktı ki? Ben de bakmadım. Fakat kader için diyor ya, hali ve vicdan, bir şey anlatacağım, burada da kullanıldı. Halet hakkında en az 3-4 ay uğraştım. Halet nedir? Şu anda 4 tane ders var. Her bir ders 1 saat 10 dakika ve 20 dakika arasında değişiyor. En az 5 saat halet dersi var sitede. Onu yaptıktan sonra bugün anladığım bir şey var ki halet dersinde geçmiyor. Ne biliyor musunuz? Bak burada da çıktı karşıma. Vücutta, ruhta his var. Duygu var. Latife var. Hepsi ayrı şey. Ben haleti şöyle biliyordum. Bunların tesiri altında kalan insan. Meğer halet ayrı bir birimmiş. Dışarıdan içeriye gideyim. Duygu, his, halet, latife. Arada bir halet var. Halet bunlara bağımlı olan bir şey değil. Yeni bir birim. Yeni bir şey buldum. Külliyattan. Burada da kullanıyor bak. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti hissi demiyor. Çok defa tetkik ettim, gördüm ki o halet tekrar hakikattır. O halet hakikattır, şeyde his değil, duygu da değil, latife de değil. Halet nedir? Halet, his bir şeyin le çıkan gözüken değil. His nasıl duygudan farklıdır? Duygu latifeden farklıysa halet de farklıdır.
Demek ki o konuyu parantez şey yaptık. Bu arada da haleti ek yaptık. Ama yine konuma gireyim. Alem ve isim ise değiştirilmez. Mesela Tanrıoğludur, Tanrıoğludur. Ona Hristiyan mı değil mi? Hristiyanlar da Tanrıoğludur. Ama Hristiyanlar Allah-u Ekber demez. Tanrıoğludur der. Ulu tam, Tanrı. Mesela milliyetçiler Allah pek demez. Tanrı der. Tanrı derler yani. Ama Tanrı çok anlamlara gelir değil mi? Yer tanrısı, şu tanrısı, bu tanrısı ama evet. Allah'ın şeysini... Gelmez, olmaz, ifade etmez. Yani Allah deyince anlaşılan tektir. Tanrı deyince çok şey anlaşılıyor. Alem ve isim ise değiştirilmez. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti çok defa tetkik ettim. Şimdi haleti devam ediyor bak. İşte mevzuya yeni giriyor. Ne kadar yarım saat oldu? Haletini açıyor abi şimdi. Şimdi haletini açıyor. Şimdi diyor ki ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti çok defa tetkik ettim. Gördüm ki o halet hakikattır. O halet şudur ki. Şimdi girelim fazla izah yapmadan. İftara yakın olduğu için. Eğer çok lazım olursa gireyim veya isterseniz istediğiniz yere. Sure-i İhlas'ı Arefe gününde yüzer defa tekrar edip okuyordum. Yüzer defa okuyordum. Ne zaman? Arefe gününde. Gördüm ki bendeki manevi duyguların bir kısmı birkaç defada gıdasını alır, vazgeçer, durur. Yani Sure-i İhlas. İhlas suresi. Kul huvallahu ehad. Yani insanda bir yapı var ya, nihayetsiz yapı. Bazıları bir kere aldı, iki aldı, üç aldı. Ondan sonra bıkıyor, da almıyor. Öyle dedi. Duyguların bir kısmı birkaç defa gıdasını alır, vazgeçer, durur. Ve kuvve-i müfekkire, kuvve-i müfekkire, tefekkür, yani taakkulün içindeki bir birim, bir kısım dahi bir zaman mana tarafına müteveccih olur, hissesini alır, o da durur. Yani elhamdülillah, kulu vallahu ehad. Yani bazı latifeler var, bir duydu, iki duydu, tamam, ondan sonra daha istifade etmiyor. Kuvve-i müfekkire, tefekkür şeyde, o da eder istifade etti, o da durdu, belirli yerde duruyor. Ondan sonra daha etmiyor, doyuyor yani. Suya şekeri attın, eridi. Biraz daha kayıt, eridi. Biraz daha eridi. Biraz daha erimez daha. Doyum noktasına geçince daha erimez. Öyle diyeyim, kimyacısın. Ve kalp gibi bir kısım, şimdi kalbe girdi. Bir kısım manevi bir zevke medar, bazı mefhumlar cihetinde hissesini alır, o da sukut eder. Kalp da duruyor. Kalbin içindeki yapı. O da belli bir yerde duruyor. Öyle diyor. Kalp gibi bir kısım manevi, kalbin içerisindeki bir kısım manevi yapı, bütünü değil de, içindeki bir kısmı bir zevke medar bazı mefhumlar cihetinde hissesini alır. O da sükût eder, susar ve hakeza. Gitgide o tekrarda yalnız bir kısım letaif kalır ki, pek geç usanıyor, devam eder, daha manaya ve tetkika hiç ihtiyaç bırakmıyor. Yani bir latife var ki manaya falan meşgul değil. Ne kadar tekrar edersen et, o hiç doymuyor. Gaflet kuvve-i müfekkireye zarar verdiği gibi ona zarar veremiyor. Yani kuvve-i müfekkire, o da sonsuz gidecek ama gaflet zarar veriyor. Ondan duyuyor. Ama bir latife var ki gaflet ona giremiyor, yanaşamıyor. Gaflet onun derinliğine giremiyor. O artık ne kıskı isterse elhamdülillah rabbil alemin, elhamdülillah rabbil alemin, elhamdülillah rabbil alemin, elhamdülillah. Kuvve-i müfekkire diyor ki yeter kardeşim ya. Tamam anladık elhamdülillah rabbil alemin. Kalbin çok yapısı da böyle diyor. Ama bir latifeler var ki oraya gaflet girmediği için adeta böyle yani bir bab, bab-ı insaniyet ismi hakkın cilvesidir diyor ya, bu insan kapıdır. Şu bab-ı insaniyet, insaniyetimiz kapıdır, insan değil.
İnsaniyet kapıdır. İnsaniyetimiz de girecek. Olan insanlığın gitti mi deriz ya. İnsana diyoruz. İnsanlığın yok mu? Yani kapın yok mu? Aslına doğru gidecek yolun yok mu senin? Yöntemin, kapın yok mu? Gaflet kuvve-i müfekkireye zarar verdiği gibi ona zarar vermiyor. Lafız ve lafz-ı müşebbi olduğu gibi lafız ve lafz-ı müşebbi olduğu bir meali icmali ile ve isim ve alem bulundukları manay örfü onlara kafi geliyor. Yani o lafız, o alem içindeki şey yetiyor. Devamlı ona basıyor. Hani evin merdiveni gibi. Aynı şeyi tekrar ama tekrar gibi gözükürken ona tekrar değil. Binaya çıkıyorsun. Diyor musun merdiveni çıkarken binaya? Vallahi aynı şeyi niye tekrar ediyorum lan? Aptal mıyım ben ya? Aynı yer. Adım atıyorsun. Ulan ben aynı şeyi niye tekrar ediyorum? Niye yürürken adım aynı şey yapıyorsun? Altın değişiyor. Evet, adım aynı yürürken. Öyle değil mi? Ama yol değişiyor. Yol altımızdan kayıyor. Mesela merdivenden çıkıyoruz. Merdiven aynı. Ama altımızdan kayıyor. Şey ne diyor biliyor musun? Zamana. Bak bugün gördüm ya. Bu Ramazan bana çok bereketli geliyor ya. Hele bu almaya. Zamana tabut diyor. Bildiğiniz tabut. He tabut. Ne yapıyor biliyor musun? Maziden gelen vücudumu diyor. Hale uğradığı zaman bu ölen cismimi, haletim her şeye tabut olup maziye dökülüyor. Vücudum da tabuttan kurtulmak için ileriye doğru koşmaya çalışıyor. Yani öleni nereye koyarlar? Tabuta koyarlar. Mazi nedir? Mazi zaman değil midir? Zaman içine koyduk. O zaman zaman tabuttur. 226'da diyor lemalarda. Mazi tabutuna koydum diyor. Ya bir defterimi getirsene ya. İlim defteri, psikoloji defteri değil ya. Deli edecek beni bu Risale-i Nur ya. Vallahi kafayı oynatmadan gitsek buradan ya. Bu dünyada. Hiç duymuş muydun zamanın tabut olduğunu? Ha duydunuz mu? Ben de duymamıştım ki sen duyacaksın. Tabut duyuyor ya. Nerede biliyor musun? 229'da. Bak. Hazır gün, virgül, yarım ölmekte. Çünkü hazır şu gün var ya. Benim bir hayatımın bir parçası gelecekte. Bir parçam da geçmişte ya. Şimdi o daha belli değil. Şu anda yaşıyorum şu anda. Ama an dediğim anda gitti. Bir parçam gitti. Bir parçam kaldı. Bir parçam da aman ben gitmeyeyim diye bu tarafa kayıyor. Bir parçam öyle gitti. Bir parçam öyle gidiyor. Öyle gidiyor. Öyle değil mi? İşte diyor ki o hazır gün diyor şimdi yarım ölmekte. Yarısı öldü. Aşağı gitti. Hareketi mezbuhanedeki izdırabı çeken cismimin cenazesini taşıyan yani şu anda hareketi mezbuhanedeki yani cismim ulan hep öldürüyor bizi. Zaman öldürüyor. Zaman tabuttur. Benim ömrümü cisim de bu tabuttan kurtarmak için ızdırap çeken, maziden kaçıyor adeta. İstikbale doğru gideyim diye ızdırap çeken cismimin cenazetini taşıyan bir tabut suretinde göründü. Hazir gün zaman. Zaman mahluk tutmasın abi. Zaman mahluktur. Zamana tabut diyor. Cismimi gelecekten gelip, şu cismim gelecek, geçmiş hal. Bu cismimi gelecekten gelip, istikbalden hale uğrayarak maziye dökülür der. İstikbalden hale uğrar, maziye dökülür. Ha, cismimi gelecekten gelip geçmişe taşıyor. Bak bu hal nedir? Gelecekten gelen hayatımı geçmişe taşıyan bu haldır. Şimdiki zamandır. Şimdiki zamana uğramadan benim geçmişim gelecek olmuyor. Olamaz. O zaman illa hale uğruyor. Hale uğrayıp gidiyorsa bu benim halimi maziye nasıl geçecek? Öldü ben öldüm. Yani gitti yani. Halden çıktım. Peki ölüyü nereye koyarlar? Tabuta koymuş. Maziye götürüyor cismimin cenazelerini. Her an yeni oluyoruz ya. Bu hareket, her şeyin hareket.
Şu hareketlerime bak. Hepsi ayrı. Bak biraz önce şöyleydim. O yok şimdi. Gitti. Nerede? Tabutun içinde. Zaman bir tabut. Allah Allah. Hazır gün şimdiki zaman tabut gibi. Yarım ölmekte. Yani geçmiş zaman öldü. Geleceğe doğru çırpınmak istiyorum. Ama kaçıyorum yani. Geçmişten, ölümden korkuyorum ya. Kaçıyorum. Geçmişten kaçıyorum. Geleceğe niye gidiyoruz? Geçmişte kaçtığımız için. Geçmiş öldü. Geleceği yırtıyoruz. Dözer gibi yol yapıyoruz. O zaman cismimin yarısı gitti. Yarısı da istikbale doğru kaçıyor. Kaçabildiyse. Ne kadar kaçıyorsa o kadar. Ama geçmişimi tabuta koydum. Lemalar 229. Çok tuhaf. Risale-i Nur acayip bir şey ya. Zahir'de okursunuz çok kolay. Sehil. Ama neyin nesidir baksan? Ümteni. 25'in sözde geçiyor bu tabir. Risale-i Nur sehli mümtenidir. Çok kolay, çok zor. Nasıl oluyor? Evet, ikisi de aynı yerde. Hem çok kolay, hem çok zor. Aynı kelime değil mi? Evet. Nasıl oluyor bu? Odunun içerisinde dumanla nur nasıl oluyorsa. Odunu yaktığın zaman göz gözü görmüyor, duman kapatmıyor. Ama odundan çıkan nur da her tarafı açıyor. İki zıt şeyi oduna koyan Allah, iki zıt manayı Risale-i Nur'a koymuş böyle. Sehli mümteni. Çocuk da anlar, profesör de anlar. Araştırırsan dibi yok. Oluyorsun felsefeci, ne olur ne olur. Her şey var çünkü. Ama zahirde seni ihmal etmiyor. Aynı sana veriyor. Hiç vallahi. Hiç endişen olmasın. Düz oku, gır 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 oku. Gene alıyorsun. Kesinlikle alıyorsun. Vallahi billahi tallahi ben size okuyasınız diye demiyorum. Zahirde oku gene ruh gıdalanıyor. Çünkü Asay Musa için diyor ki bütün sihirleri iptal edebilen bir eser diyor. 15. şu anda. Sihirleri 754'te anlatıyor şu alarda. Hem de iki yerde söylüyor. 754, 756'da. Bütün sihir ve büyüleri iptal eden. Bir yerde sihirleri iptal eden sihir. Neyse. Bir de şuradan alayım. Lafız ve lafz-ı müşebbi. Yani lafız ama Allahu Ekber, Allahu Ekber benzer bir laf. Ay, müşebbi. Olduğu bir meali icmali ile ve isim ve alem bulundukları manayı örfi onlara kafi geliyor. Eğer manayı o vakit düşünse zararlı bir usanç verir. Mesela namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahmanirrahim, o Rahman ve Rahim'dir. Eğer böyle okurken meallerini düşünürsen sana belirli bir zaman sonra kuvve-i müfekkire usanç veriyor. Mesela bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin okumayalım, şöyle okuyalım. Alemlerin Rabbine hamdolsun, o Rahman ve Rahim'dir, o din gününün sahibidir, usanç veriyor. Ama şu vermiyor, manayı bilmesen bile. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ha? Acayip bir şey yani bu. Hani şey gibi değil, kimya gibi. Ve o devam eden latifeler taallüme ve tefehüme muhtaç değiller. Belki tahatura, teveccühe ve teşvike ihtiyaç gösterirler. Yani o latifeler var ya o latifeler. Yani böyle onu anlamaya, İçerisini manayı bilmeyle zevk almıyor. Yani illa o manayı bileceksin, mealini bileceksin. Meal başka bak. Elhamdülillah Rabbil Alemin manası değil o. Mealidir. Yani meali şu demek. Elhamdülillah Rabbil Alemin, alemlerin Rabbin hamdolsun. Ne demek bu? Nüfus kağıdı düşün. Benim nüfus kağıdı beni ne kadar taşıyor? Mealde o kadar taşır manayı. Yani nüfus kağıdı cilt no, sayfa no. Ana, baba, doğum, memleket benim denen bir adamın yaşadığını, kim olduğumu belirliyor. Nüfus kağıdı değil mi? Ama benim duygularımı, ruhumu, meyillerimi, isteklerimi, inancımı anlatamaz. Hislerimi anlatamaz. Değil mi? Ha, Kur'an'ın meali de böyledir. Nüfus kağıdı gibidir. İşte kuvve-i müfekkire ve bazı latifeler manayı merak eder. Elhamdülillah Rabbil Alemin, alem nedir? Rahman nedir? Ama bu latife manaya, ben mana olacak da ondan zevk alacağım demiyor. O latife manayı, mealini hiç ihtiyaç yok.
Yeter ki duysun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu ona yetiyor. Çünkü onun o lafzın içerisinde anlattım ya, dima, vicda, kalp, ruh var. O latifeyi taşıyor oraya. Yani adeta Elhamdülillahi Rabbil alemin sözü benim o latifeyle Allah arasında bir köprü oluyor. Seni Allah'a taşıyor. Onun için ben bir yere gitmek istiyorum. İstersen uçakla gideyim, istersen trenle gideyim, istersen arabayla gideyim. O benim önemli değil. Önemli olan benim gayem oraya varmak mı Türkiye'ye? Tamam. İşte Allah'a varmak. Ruhunu Allah'a ulaştırmak. Fena-i mutlaka mazhar olmak. Değil mi? Ha, işte bu ayet-i kerimeler fena-i mutlak, yani Allah'ın esması arasında berzahlık yapıyorlar. Onun için ne olursa olsun manası manasına takılmaz. Bir de okuyayım bu izahından sonra. Eğer manayı o vakit düşünse zararlı bir usanç verir. Ve o devam eden latifeler ise taallüme, onu bilmeye, tefehüme, düşünce mertebelerine, farklı farklı mana mertebelerini bilmeye muhtaç değiller. Belki neye muhtaç? Tahattüre. Sen ifade et yeter ki. Yani elhamdülillahi rabbil aleminde tahattüre, teveccühe, yani gaflette olma böyle. Adam okuduğun bir şey iş yap. Teveccüh et o şeye, manaya dur böyle. Teşvike ihtiyaç gösterirler. Ve o cilt hükmündeki lafızları onlara kafi geliyor ve mana vazifesini görüyorlar. Yani o Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah. Senin düşünmene ya neydi ya, bu nasıldı, ne zaman çıktı, nasıl şey yaptı, nereye mi? Hiç şey. Sen yeter ki ona teveccüh et, böyle dur. O latife manasını bilmeye ihtiyacı, mana mertebesini bilmeye ihtiyacı yoktur. O manasını ve mana hakikatlerini bilmek kuvve-i müfekkireye ait, dimağa ait. Kalbin içerisinde ve ruhun ruhunda, kalbin kalbinde o latife var ki, latife diyor. His değil. Duygu değil, latife değil. Bu halet. Öyle bir halet var ki, bu halet manaya, mertebeye hiç ihtiyacı yok. Sen onu telaffuz et. O diyor ki, benim için diyor, nihai esmaya kadar Allahu Ekber, Allahu Ekber sözünden Allah arasındaki o nihayetsiz bütün mertebeler bu lafıza sirayet etmiş, silmiş. O halet o lafıza silmiş olan manayı alıyor. Onun özelliği o. Orayı alabiliyor onu. Akıl alamıyor. Ben gidemiyorum oraya diyor. Yani ecdad camiyi yaptığı zaman duygusunu nasıl maddeye yansıtmış. Onun için ecdadın camisinde daha huzur kılıyoruz. Nasıl yapmışsa ruhunu maddeye yansıtmış. Ya nasıl diyeceksin? Affedersiniz. İç organlarınız hastalanınca, doktora gidince idrarınızı ve gaytanızı alır. Büyük abdest alır. Ne yapacaksın doktor bey? Seni bu diyor mesajdır diyor. Seni bana taşıyacak. İçimdeki bütün hastalıklarımı idrarımla ve büyük abdestimle belli oluyor mu olmuyor? Ne yapıyor? Büyük abdest beni taşıyorsa. Öyle değil mi? Doktor tahlil ediyor. İşte lah teşbih. Ses benim karakterimde haber veriyor. Koku benim kokum. Beni karşıya taşıyor. Benim simam, elsinettikum elvanikum, beni karşıya taşıyor. Ha. Gibi, bu taşıdığı gibi bu Allahu Ekber, Allahu Ekber de Allah'ı, bu esmadır, bize taşıyor. Bunlar berzahtırlar. Tünel gibidir yani. İki dağ birbirine bağlayan bir yer. Dağlardan karşıya geçmek için. Hiç kimse arabanın tünele bakmaz yani. Ben yeter ki geçeyim de tamam. İşte halet bu lafzın, elfazın mana mertebesine bakmaz. O onu doyuruyor. Halet. Hissi değil. Duyguyu değil. Latife değil. Haleti. Halet denilen bir şey. Halet. Latife de diyemiyorum, istediğim halet. Bir de okuyayım istersen. Ve o cilt hükmündeki lafızları onlara kâfi geliyor ve mana vazifesini görüyorlar. Ve bilhassa
o Arabi lafızlar ile Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ekber en büyük, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Latif ölüyor, Halit ölüyor. Arabi olacak. Bu şekilde. Abi mesela bir elhamdülillah dersin diyor. Ondan sonra milyonlarca elhamdülillah yazılır diyor izni ilahi. Elhamdülillah dersin, elmayı da yersin dolmuşa. Evet. Bir de milyonlarca havada yazılır evet, diyor. Evet yazılır. Peki onun manasını yani mealiyle söylese mesela öyle bir şey olmaz o zaman. Olmuyor. Böyle bir yazılma yok. Mesela alemlerin Rabbine hamdolsun. O Rahman ve Rahim'dir duruyor. Halet hiç bir şey yapmıyor. Yani kuvve-i müfekkir alıyor. Onda bir şey yok. İse alıyor. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Kuvve-i müfekkir alıyor. Kalbin bazı mertebeleri alıyor. Diman mertebeleri alıyor meal ve manayı. Ama insanda bir halet var. O mana ise mana mertebesine, mealine hiç ihtiyaç hissetmiyor. Öyle bir şey yok. Benim işim diyor. Onu duyum yetiyor. O adeta bütün düğmelerine basıyor gibi haletin. Ona girdiği zaman halet kabından çıkıyor. İstersen düğmeye çocuk bassın, istersen büyük adam bassın. Fark eden yok. Gemi çalışıyor. Kelamullah ve tekellüm-ü ilahi olduğunu tahattür etmekle, yani bu Allah'ın kelamıdır. Haletin özelliği o. Bu Allah'ın kelamıdır. Tahattür etse, yani duysa, tahtur etmekle daimi bir feyze medardır. Bundan sonra devam ediyor. İşte hızlı buraya kadar okuyayım. İşte kendim tecrübe ettiğim şu halet gösteriyor ki, ezan gibi, namazın tesbihatı gibi, her vakit tekrar edilen Fatiha ve Sure-i İhlas gibi, o namaz tesbihatını bir ders yaptım. Bir de okuyorum. İşte kendim tecrübe ettiğim şu halet gösteriyor ki ezan gibi bir ve namazın tesbihatı gibi iki ve her vakit tekrar edilen Fatiha ve Sure-i İhlas gibi hakikatları başka lisan ile ifade etmek çok zararlıdır. Çünkü menba daimi olan elfaz-ı ilahiye ve nebeviye kaybolduktan sonra o daimi letaifin daimi hisseleri de kaybolur. Zamanım olmadığı için izah etmiyorum. Hem her harfin lakal 10 sevabı zayi olması ve huzuru daimi ve bütün namazda herkes için devam etmediğinden huzuru daimi, gaflet içinde tercüme vasıtasıyla insanların tabiratları, mesela Allah en büyüktür. Başka memlekette başka derler. Mesela Allah demez de İranlılar Mevla der. Farsçadır Mevla. Mevla. Huda. Huda. Huda ters söylüyor. Huda. Huda. Allah demiyor. Huda diyor. Mevla değil. Huda. Kürtçede de aynı değil mi? Yani bakın mesela ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin veya Allahu Ekber, Allahu Ekber. Huda büyüktür. Farsçası büyünledi. Olmuyor işte. Hani her kendisine ait bir mana elbise giydirse içi berbat oluyor. Olmuyor. İşte bir de okuyayım. Hem her harfin lakal 10 sebabı sayı olması hem huzuru daimi bütün namazda herkes için devam etmediğinden etmiyor çünkü herkes de farklı. Gaflet içinde tercüme vasıtasıyla insanların tabiratları huda mesela ruha zulmet vermesi gibi zararlı olur. Huda. Belki Kürtlere iyi gelir. İranlara iyi gelir. Ama Fransızlara efendim başka bir lisanda o konuşanlara iyi gelmez. Tabiratları ruha ustad kendisi doğal olduğu halde ruha zulmet vermesi gibi zararlı olur. Evet nasıl İmam Azam demiş La ilahe illallah tevhid-i alem ve isimdir. Biz de deriz. Kelimat-ı tesbihye ve zikriyenin hususan ezanda ve namazda onların ekseriyeti mutlakası alem ve isim hükmüne geçmişler. Alem gibi manayı lugavisinden ziyade manayı örf ismine bakılır. Mesela İran şeyde kaldı Bulgaristan'da ve Yunanistan'da. Onlar bilmez manası. Allahu Ekber petrol alıyorduk.
Ben de bilmiyormuş gibi böyle, tamam petrol aldık kafam şey yok. O şey biliyordu, Türkçe alışveriş yaptıkları için Türklerin gelip geçiyor. Petrolcu, Hristiyan yani. Gavurdu. Ben böyle İslam kesmem yok. Ya duyuldu tamam orada. Ondan sonra Sofya'da. Nedir bu dedim ya. Bu dedi, nereden geliyorsun? Ben dedim mahsus dedim. Dışarıdan geliyorum. Nereden geldim ne diyecek abi? Bu dedi Müslümanların Allah'ına davettir dedi. Manası ne de bilmiyorum. Ama ne dedi? Bu İslamiyettir dedi. Gavur diyor bakın. Bu İslamiyet Allah'tır dedi bu. Müslümanların Allah'ı dedi. Senin Allah'ın değil mi dedim. Bizim de Allah dedi. Ben Hristiyanım bizim de Allah. Ama Müslümanların Allah'ı bu. Allah'a çağırması dedi. Şimdi iyi dinleyin şimdi. Alem gibi mane-i lugavisine ziyade. Lugavi manasını bilmiyor. Allah-u Ekber ne demek? En büyük de. Mane-i örf-i şerisine bakılır. Yani şer'i örfte ne anlaşılır? Müslümanların dini. Müslümanlar. Allah. Müslümanların Allah'ı. Örfüsüne. Öyleyse değişmeleri şer'an mümkün değildir. Mesela tanrıludur, tanrıludur, yoktur ondan başka tapılacak. Bulgar der miydi bana Müslümanların tanrısına çağırır? Her mümine bilhassa lazım olan mücmel manaları yani muhtasar bir meali ise en ami bir adam dahi çabuk öğrenir. Bütün ömrünü İslamiyet'e geçiren ve kafasını binler malayaniyat ile dolduran adamlar bir iki haftada hayat ebediyesinin anahtarı olan şu kelimet-i mübarekenin meal icmalisini öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler? Nasıl Müslüman olurlar? Nasıl akıllı adam denilirler? Yani elhamdülillah Rabbil Aleminin, Errahman Rahim veya Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber'in, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah. Bunların manasını bilmese diyor. Bu kadar Müslüman olduğu halde bütün ömrünü İslamiyet'te geçiren ve kafasını binler malayaniyat ile dolduran adamlar bir iki haftada hayat ebediyesinin anahtarı olan şu kelimat-ı mübarekenin meali icmalisini öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler? Nasıl Müslüman olurlar? Nasıl akıl adam denilirler? Ve öyle heriflerin tembelliklerinin hatırı için o nur menbaalarının muhafazalarını bozmak kâr akıl değildir. Hem Subhanallah diyen hangi melekten olursa olsun Cenab-ı Hakk'ı takdis ettiğini anlar. İşte bu kadar kafi gelmez mi? Eğer manasına kendi lisanıyla müteveccih olsa akıl noktasında bir defa taallum eder. Halbuki günde 100 defa tekrar eder. O 100 defa aklın hissi taallümünden başka lafızdan ve lafza sirayet eden ve imtisaç eden meali icmali çok nurlara ve feyizlere medardır. Bahusus tekellümat ilahi haysiyetiyle aldığı kutsiyet ve o kutsiyetten gelen feyizler ve nurlar ehemmiyetlidir. Elhasıl bitsin. Zaruriyat-ı diniye muhafazaları olan elfaz-ı Kur'aniye-i ilahiyenin yerine hiçbir şey ikame edilemez, yerlerini tutamaz ve vazifelerini göremez ve muvakkat ifade etseler de daimi ulvi kutsi ifade edemezler. Ama nazariyat-ı diniyenin muhafazaları olan elfazlar ise değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihat ile vesair tedris ve talim ve vaz ile o ihtiyaç mündefi olur. En asıl lisan-ı nahvi olan lisan-ı Arabi'nin camiyeti ve elfaz-ı Kur'an'ın icazı öyle bir tarzlardır ki kabili tercüme değildir. Belki muhaldır denilebilir. Kimin şüphesi varsa icaza dair 25. söze müracaat etsin. Tercüme dedikleri şeyler ise gayet muhtasar ve nakıs bir mealdir. Böyle meal nerede? Hayatlar çok cihetlerle teşaub etmiş hayatın hakiki manaları nerede? Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha temas selavat.